Merhaba sayın dinleyiciler. Arvetcenter.com'a hoş geldiniz. Bilirkişi Düşüncesi programında Talaş Hanlığı'nın oluşum tarihi üzerine konuşacağız. Talaş bölgesi Hazar Denizi'nin güneybatı kesiminde yer alıyor. Talaş Dağları, Hazar Denizi ve Mugan Çölü arasında kurulmuş olan Talaş Hanlığı, batıda Karabağ Hanlığı, kuzeyde Şirvan ve Bakü Hanlıkları, güneyde ise İran ile sınırdaştı. Talaş toprakları eski zamanlarda Pers İmparatorluğu'nun bir parçasıydılar. İranî dil konuşan bu halk, yabancı fetihler döneminde İran kimliğini korumuştur. 16. yüzyılda Safevi Devleti'nin kurulmasından sonra Talaşlar Gilan ile birlikte bu İran Devleti'nin terkibine girdiler. 17. yüzyılın sonlarına kadar Talaş toprakları İran'ın Gilan Beylerbeyliğine bağlıydılar ve halk Gilan'ın hanına vergi ödüyordu. Fakat 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında Safevi Devleti'nin çöküşüne paralel olarak Talaş asaleti zayıflamış merkezi hükümetin koşullarında saldırgan komşulara karşı koymak için kendi bağımsız devletini yani hanlığını kurma gerektiğini anladı. Gilan Hanı ve Safevi Şahı'nın boyunduruğu altından çıkmak için ilk adımı 17. yüzyılın sonunda Lenkeran hükümdarı Omar Agis attı ve kendi bağımsızlığını ilan etti. Ondan sonra Kızılağaç'ta Musa Han, Astara'da ise Mehmet Hüseyin Han kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu üç hakim arasında Talaş Hanlığı'nda egemenlik için mücadele başladı. Yakında Astara Hanı Mehmet Hüseyin iktidarını Musa Han'a devretti. Ayrıca 18. yüzyılın başlarında Musa Han Lenkeran'ı da fethetmeyi başardı ve 1722-23 yıllarında Büyük Petro'nun İran seferi sırasında Rus yanlısı bir tutum aldı. Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasında imzalandığı Hemedan Antlaşması'na göre Batı İran'ın toprakları geçici olarak Osmanlı Türkiye'nin kontrolüne geçtiler. 1723 yılında Rusya İmparatorluğu ile imzalanan antlaşmaya göre ise Derbent, Bakü, Talış ile Gilan ve Mazandaran Rusya'ya verildiler. Bilindiği gibi 1721 yılının Ekim ayında İran'ın başkenti ve ülkenin çoğu Afgan kabileleri tarafından ele geçirildi. Safevi Şahı Hazar Denizi'nin kuzey kıyılarında saklanarak Afganlara karşı savaşta liderlik edebilecek birini bekliyordu. Bu koşullarda 1729 yılında İran'ın kuzeyinde yetenekli, akıllı ama acımasız bir komutan olan Nadir Han ortaya çıktı. Nadir Han, Rus İmparatorluğu'nun desteğini alarak İran'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başarılı bir savaş başlattı ve aynı zamanda Afganlıları İran'dan geri püskürttü. Yenilen Türk ordusu batıya çekildi ve 1732 ve 1735 yılları antlaşmalarına göre İran'ın batı bölgeleri Bağdat ve Irak ile birlikte İran'a geri verildiler. Rusya ile ilişkiler farklı gelişti. 1732 tarihli Reşt Antlaşması'na göre Gilan, Talış, Mazandaran 1735 tarihli Gence Antlaşması'na göre ise Hazar'ın diğer tüm eyaletleri Derbent, Bakü, Şirvan İran'a geri verildiler. Antlaşmalar uyarınca İran, Türkiye'nin bu topraklara girmesine izin vermemeyi ve bu toprakları başkalarına devretmemeyi taahhüt etti. Ancak yine Talış'ı hakimiyeti altına alan Nadir Şah, 1736 yılında yerel hükümdar Musa Han'ı Rus yanlısı tutum izlemekle suçladı. Ve bu şartlarda Musa Han Lenkeran'ı terk etti. Nadir Şah döneminde Talış Hanlığı'nda Safevi neslinden olan Erdebilli Seyit Abbas güçlenmeye başladı. İran'da baş gösteren karşılıklar esnasında Seyit Abbas Lenkeran'a gitti. Nadir Şah'ın hakimiyetini tanıdı. Nadir Şah da onu resmi bir fermanla Talaş Hanı ilan etti. Seyit Abbas mümkün olan her şekilde Nadir Şah'a olan sadakatini ispat etmeye çalışıyordu. Ve oğlu daha sonra Karahan adıyla tanınan Cemaleddin'i onun hizmetine gönderdi. Cemaleddin kara lakabını koyucuk rengi olduğu için almıştır. Karahan Nadir Şah'ın doğu seferlerine katılmıştır ve 1747 yılında babası Seyit Abbas Han'ın ölümünden sonra 6. Cemaleddin Mirza Bey unvanıyla hanlığın başına geçti. Aynı yıl içerisinde birkaç ay sonra suikast sonucunda Nadir Şah öldürüldü. Bu olay Güney Kafkasya'da İran'dan ayrılma ve bağımsızlık ilan etme sinyali olarak algılandı. Şeki, Bakü, Kuba, Şirvan, Karabağ, Gence, Talaş hanları bağımsızlıklarını ilan ettiler. Karahan kimseye sormadan hanlığın başkentini İran tehlikesinden korumak için Astara'dan Lenkeran'a taşıdı ve bayındırlık işleri yaptırdı.
Bu açıkça ekonomik veya politik nedenlerden ötürü bağımsızlığını vurgulama arzusuna bağlı bir adımdı. Şehir kale duvarlarıyla çevrildi, Lenkeran'da han sarayı, camiler, hamamlar, pazar ve hanlar yaptırıldı. Bu yapılanlar şehrin ticari ve kültürel merkeze çevrilmesini sağladı. Karahan, Talış Hanlığı'nın ekonomik ve siyasal gelişimini sağlayabilmek için daimi ordu teşkil etti. Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bir sonraki yayınımızda kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.